2023 genel seçimlerine son bir hafta kala partilerin propaganda çalışmaları hız kazandı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İsmet Paşa ve Cevat Paşa mahalleleri seçim ofisi açılışlarına katıldı. Turan konuşmasına geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de bir kahvehanede Yeşil Sol Partili bir grubun 4 vatandaşı darp etmesini kınayarak başladı. Bir kahvehanemizde maalesef HDP'nin uzantısı olan partinin mensupları AK Parti'mizin garip, mağdur, mazlum insanlarına hiçbir insana yakışmayacak şekilde saldırılar oldu. 3 kardeşimiz yaralandı. Görüştük, konuştuk, takip ettik. Tekrar yürekten geçiyorsun diyorum. Çanakkale'ye barışın kenti diyenlerin ağzını açıp kınayamamasında tekrar not ederek geçmek istiyorum. Milletvekili adaylarını da yeniden tanıtan Turan kadın seçmenlere seslendi. AK Parti 2. sıra milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu'nun Çanakkale'de seçilecek tek kadın aday olduğunu ifade etti. Turan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday sıralamasını da eleştirdi. CHP'nin 3. sıradan bir adayı var, kadın aday. Matematik olarak seçilme imkanı asla olmayan yerde isteriz ki daha çok kadınımız aday olsun. İsteriz ki daha çok hanımefendi meclise gitsin ama Çanakkale'de AK Parti dışında seçilecek yerden kadın adayımız yok. O yüzden kadınlardan daha özel bir destek, daha özel bir gayret bekleme hakkımız var. Anlaştık mı hanımefendiler? Her zaman. Eğer... Turan sözlerine Çanakkale'de ve ülke genelinde yapılan yatırımları sıralayarak devam etti. Çanakkale Belediyesi'nin Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binasına kredi desteği verildiğini de hatırlattı. Belediye binasını yapmak merkezi hükümetin görevi değil. Vekillerin hiç değil. Belediyenin kendi vergisi var, bütçesi var, dengesi var. Kat karşılığı yapmak, yapışa devlet yapmak gibi yasal imkanları var. Ama bu memlekette herkes şahittir ki biz memlekete faydası olan ne iş varsa omuz vermeye çalıştık. Varsın onlar geçmiyorsunuz olsun demesinler. Varsın dedikodu yapsınlar. Ama sadece uzun yıllar bitirilemeyen belediye binasına tam 58 milyon kredi desteği verdik. Helal olsun. Ki şimdi o paranın kıymeti çok daha fazla. Konuşmasına 2023 seçimlerini değerlendirerek devam eden Turan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olması halinde parlamenter sisteme dönmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu da bu yanlışı gördüğü için, Kılıçdaroğlu da eski koalisyonlardan, toplumun bunlara rıza göstermeyeceğinden gördüğü için, anladığı için artık yeni dönemde hiçbir toplantısında parlamenter sisteme geçeceğiz demiyor artık. O da memnun şu anki sistemden. O da biliyor ki yedili koalisyonu yürütemeyen bir ekip yarın ülkeyi batırır. En azından bu sistem koalisyona değil, merkezi anlayışla güçlü liderliğe imkan veriyor. O yüzden parlamenter sistem değil, başkanlığı yürekten istiyor, fark ediyoruz. Bu masayı kurma sebepleri önceden parlamenter sisteme geçmek diye ifade edenler son 2 aydan beri hiç parlamenter sistem demiyorlar. Masadan kalkan niye kalktığını, geri gelen niye geldiğini ifade edemediği için, oy kayıpları, kavgaları, krizler olduğu için bakıyorlar ki bizi kurtaracak olan sistem başkanlık sistemi. İddia ediyorum, benden çok bu sistemi Kemal Bey istiyor. Benden çok bu sistemi o krizleri gördüğü için, masa yönetemediği için başka olmak isteyen Kemal Bey istiyor. Ancak siyasi rüşvet olarak tüm ekibine başka yardımcılığı vaat eden bu anlayışa Çanakkale halkı evet demeyecektir. Doğru mu? Demeyecektir.